وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي إِلَى الْمَنْسَكِ وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي إِلَى آخِرِ. Şimdi avra nedir? Tek gözü görmüyor, tek gözü görmeyen ya da gözü şaşı veya gözü böyle kaymış efendim olmuş, ferini, dermanını kaybetmiş. Böyle bir hayvan kurban olmaz. وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ tek gözü görmeyen. وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِي لَا تَمْشِي اِلَى الْمَنْسَكِ kesme yerine kadar mensik de olur, caiz. O kesilecek yere kadar yürüyemeyecek kadar topal bir hayvan, arca, topal, o da kurban olmaz. Acifa ise nedir? İlikleri kurumuş, o kadar zayıf ki acifa, ilikleri kuruyan bir hayvan. وَلَا مَقْطُوعَةُ الْاُذُنُ kulakları veya kulağı kesik bir hayvan, o da kurban olmaz. وَلَا الْعَمْيَاءُ kör, gözleri görmeyen, o da olmaz. Şimdi burada amya dediğine göre avraya ne demeli? Yani gözünün feri, dermanı gitmiş. Çünkü burada avra amyayı alıyor. وَلَا الَّتِي خُلِقَتْ بِغَيْرِ اُذُنٍ yine şu da olmaz, yaratılışta kulağı yok. Kulaksız yaratılan bir hayvan, o da kurban olmaz. وَلَا مَقْتُوعَةُ الذَّنَبِ kuyruğu kesik olan da olmaz. Efendim, وَاِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ اِنْ كَانَ ثُلُسًا فَمَا زَادَ لَا يَجُوزُ وَاِنْ نَقَسَ عَنِ الثُّلُسِ يَجُوزُ. Şimdi وَاِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ organın bir kısmı gitse, اِنْ كَانَ ثُلُسًا فَمَا زَادَ, mesela kuyruğu hayvanın üçte biri ya da daha fazlası kesilse olur mu kurban? Olmaz. Üçte biri ya da daha fazlası kulak. Kulağın üçte biri ya da daha fazlası kesilse kurban olur mu? Olmaz. وَاِنْ ذَهَبَ الْبَعْضُ اِنْ كَانَ الذَّهَابُ yani o giden organ, organ sülüsen üçte bir فَمَا زَادَ ondan fazla olursa لَا يَجُوزُ caiz olmaz, kesemezsiniz. وَاِنْ نَقَسَ عَنِ الثُّلُسِ يَجُوزُ bununla alakalı ayrı görüşler var. Yani yarısı, üçte biri ama tercih edilen görüş nedir? Üçte birinden az organ kesikse olur. Ama üçte bir ya da fazla olursa o hayvandan kurban olmaz kardeşim. Peki, وَتَجُوزُ الْجَمَّاءُ وَالْخَسِيُّ وَالْثَوْلَاءُ وَالْجَرْبَاءُ cemma nedir? Boynuzları yok. Şimdi burada hayvanla bir eksiklik var. Eğer eksiklik ette eksikliğe sebep oluyorsa o kurban olmaz. Ama eksiklik var fakat bu eksiklik ete zarar vermiyorsa o zaman kurban olur. Mesela hayvanın boynuzu yok. Boynuzu yok diye eti bir eksiklik olur mu? Ette olmaz. Dolayısıyla cemma diyoruz, caizdir ama hep mekruhtur bunlar. Fakat eğer boynuzu hayvanın kırık o kadar ki dibine kadar böyle kemik görünüyorsa buradan, o kadar kırıldıysa o hayvan o zaman kurban olmaz. Olmaz. وَالْخَسِيُّ burulmuş hayvan. Hasi olur mu? Olur. O da kurban olur. Ama burmak haramdır. وَالْثَوْلَاءُ ثَوْلَا nedir? Delirmiş. Ama o kadar deli ki artık otu bile alıp yiyemiyor. O hayvan olmaz. Buradaki delirme ثَوْلَا nedir? Yani yine ot yiyebiliyor ama kendinden geçmiş gibi bir hayvansa olur yine. وَالْجَرْبَاءُ جَرْبَا uyuz. Uyuz olmuş hayvan eğer semin ise, besli ise olur ama uyuz onu zayıflattı, bitirdi artık. İlkleri kalmadıysa olmaz kardeşim. Peki böyle devam ediyor. Şurada şey var. Hayvan aldınız kurban hayvanını, sütünü sağamazsınız değil mi? Kurban olarak aldıysanız ona soğuk su atarsınız süt gelmesin diye. Eğer onunla baş edemediğin süt geliyorsa kurbanlık hayvanın sütü alınır, tasadduk edilir. Sadaka olarak kurbanın sütü sadaka olarak verilir kardeşim. Kurban aldığınız koyunsa kurbanlık olarak aldığınız koyunun yünü kırkılmaz. Yani kurbana kadar. Neden? وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ o hayvan artık normal bir hayvan değildir, kurbandır ve şair-i İslam'dır, İslam'ın şiarıdır. Onu o haliyle
değerlendireceksiniz. Estağfirullah ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.